Evet geldik. Bugün 1 Muharrem 1443 zamanın başlangıcı. Efendimizin Medine'den Mekke'den Medine'ye hicretinin birinci yıl dönümü. Müslümanların İslam aleminin takviminin ilk gününden itibaren ilk gününün üzerinden bugün 1443 yıl geçti. Evet cümle İslam aleminin hicri yılbaşısı mübarek olsun sizin de Ali Sen Bey. Evet bir mukabele bütün izleyicilerin hicri yılbaşını tebrik ediyoruz. Tabii miladi yılbaşını kutlama noktasında toplumumuz Müslüman toplum olmasına rağmen yoğun bir gayret sarf ediyor. Fakat hicri yılbaşı konusuna sıra gelince maalesef göz ardı ediliyor. O çerçevede hicri yılbaşının ne anlama geldiğini belki aktüel bir konuyla da bağdaştırarak, irtibatlandırarak hatırlatalım. Hazreti Peygamber de Mekke'den Medine'ye göç eden bir anlamda Suriye'deki insanların Türkiye'ye göç etmesine benzer bir göç failidir. Kendisi de Mekke'deki o zorluklar karşısında artık dayanılmaz noktaya gelince Medine'ye göç etmiştir. Medine'de artık ondan sonraki hayatını devam ettirmiştir ve İslam'ı yayma noktasında da Medine'den devam etmiştir. Bu çerçevede belki birileri ya bu Suriyeli göçmenlere ne kadar çok fazla Tolerans tanıyorsunuz diye e, algı çalışması yapıyorlarsa onun arka planında işte Hazreti Peygamber'e de bir anlamda bir saygının da eseri olarak biz o Suriyelilere daha fazla merhamet gösterilmesi gerektiğini hatırlatmış oluyoruz. O zorlu göç, e, yolculuk sırasındaki Hazreti Ebu Bekir'in sıddıklık sıfatını kendisine yüklediğimiz o... E, bir anlamda Hz. Peygamber'e tümüyle e, itaat etme ve onun canını kurtarmak için e, mağarada gelen yılana karşı kendi vücudunu siper etmesi. Dolayısıyla sonraki süreçte de e, Hz. Peygamber'i yakalayıp geri çevirmek, Mekke'ye getirip kendilerince cezalandırmak isteyenlerin atlarının, bir anlamda çöle saplanarak etkisiz hale gelmesi ve diğer birçok mucizevi olay, sonuç itibariyle belki bugünlerde e, tabii ki mucize diyemeyiz. Tabii ki mucizeler Hazreti Peygamber'e ve diğer peygamberlere ait olaylar, doğaüstü olaylar. Ama belki doğanın karşılığı olarak bir orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldığımız bir noktada biz Suriyelilere merhamet ettiğimiz için, yüzümüz olduğu için, olabildiği için Cenab-ı Hak'tan e, yangına karşı bir yağmur duasında bulunduysak ve birileri Ağustos ayında Antalya'ya yağmur mu yağar, siz kafayı mı yediniz diye söylem geliştirirken Antalya'ya o yangınlar devam ederken Yağan yağmur ve sağınak yağmur hatta ve insanların yolda dua eden fotoğrafları belki Hazreti Peygamber'in hayatından bugüne yansıtmamız gereken ve bu şekilde okumamız gereken olaylar zinciri diye yorumlayabiliriz. Evet, şimdi o zaman oradan devam etmek lazım. Yağmurdan devam etmek lazım ama yangınlardan şeyi de aradan çıkarmış olalım. Türkiye ve 32 ülkeye umre izni yok bu sene diye. COVID-19 tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'ın bir gerekçesi Mısır da almışlar listeye. Mısır'da hani bir ayrımcılık mı var diye dönüp baktım ama Mısır'ı da almışlar listeye ama Mısır'da da aşılamanın çok yoğun olmadığı da ortada. Buna rağmen Türkiye'nin bu listenin dışına dışında olması beklenirken listenin içine konulması da garip bir durum gibi görünüyor. Suudi Arabistan'la Türkiye'nin arası şu son bir yıldır, iki yıldır özellikle o Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında epey ipler gerilmiş vaziyette. Yani düşünün şimdi siz Suudi Arabistan olarak Türkiye'de, Türkiye'deki bir elçiliğinizin içerisinde yine kendi vatandaşınız olan birisini, bir gazeteciyi hem de bir buçuk iki saatlik bir zaman diliminde davet ettiğiniz elçilik içerisinde öldürüyorsunuz, öldürmekle de yetinmiyorsunuz. Küçük küçük parçalara ayırıp sonuçta iz bırakmayacak şekilde cinayeti tamamlamış oluyorsunuz. Amerika buna sessiz kalıyor. Avrupa buna sessiz kalıyor. Hangi anlamda sessiz kalıyor? Yani şu cinayetin sorumlusu kimse çıkartılsın, sorumluları cezalandırılsın diye bir açıklama bile yapma ihtiyacı hissetmiyorlar. Kısık sesle işte kabul edilemez böyle bir şey doğru değil vesaire şeklinde açıklamalar yapıyorlar ama sonuç itibariyle de Suudi Arabistan'la ilişkilerini sürdürüyorlar. Türkiye'deki küçük küçük ölüm şeklinde olmasa bile şu veya bu şekilde bir kişi cezaevinde diye, örneğin Selahattin Demirtaş cezaevinde diye ki 53 kişinin ölümünden tek parça da söyleyeceğim olay o. Daha onlarca o suçu var Selahattin Demirtaş'ın ama Tek partide söyleyeceğim 53 kişinin Kobani olayları sırasında sokaklarda ölümüne sebep olan Selahattin Demirtaş için Amerika'sından, Avrupa'sından ya serbest bırakın, özgürlüğüne kavuşsun şeklinde açıklamalar geliyor ve Türkiye eğer bu siyasetçiyi serbest bırakmazsa işte demokrasi liginde alt seviyelere iner işte basın hürriyetinde alt seviyelere iner vesaire vesaire diye söylemler daha nereye ineceğiz? Mozambik'le aynı yerdeyiz yani, bunların mantığına göre işte oradan daha aşağılar varmış demek ki <laughs> ama Suudi Arabistan'daki Velad Prens Türkiye'de bir cinayete hem de korkunç vahşi bir cinayete imza atıyor ne Amerika ne Avrupası çıkıp da ya siz böyle devam ederseniz eğer bu suçun da faalini bulup çıkartıp cezalandırmazsanız şu 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 durumlara düşersiniz. Biz artık sizinle muhatap olmayız, ilişkilerimizi geliştirmeyiz, dondururuz vesaire şeklinde bir açıklama yapmaları beklenirken bu tür bir açıklamaya imza atmıyorlar. Niye atmıyorlar? İşte Suud şu şeye bakıyorsunuz. Şu veliaht prens veya bir başkasına, bir kuzenine bakıyorsunuz. İngiltere'de adam futbol kulübü satın alıyor. Ya yani ne neyine Suud'da yaşayan bir adamsın sen. Cenab-ı Hak lütfetmiş bir petrol zenginliğiniz var. Ama kalkıyorsunuz odan gelen gelirleri ki o gelirlerin de zaten kökünden bir kere yüzde %70'ini yetmişini %70 İngiltere ben çıkarttım deyip alıp götürüyor. Bir de sonrasında kalan bakiye olan o yüzde otuzluk yüzde kırklık e, miktar tabii o miktar bile büyük bir zenginlik. O zenginlik sayesinde de gidip İngiltere'den bir de futbol takımı satın alıp o futbol takımıyla heva, heves peşinde, zevk peşinde koşan Suud şeyhleri var. E, veliaht prensleri var. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın e, dünya beşten büyüktür e, şeklinde e, ki o çıkışı yapan Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmesi Pek beklenemez. O çerçevede de bu umre kararında büyük ihtimalle bu tavırlarının mutlaka bir arka planı vardır. Ama benim tahminim önümüzdeki süreçte durumu bir daha değerlendirip o çerçevede Türkiye'den gidecek talipli umrecilere de bir açılış yapılacağı kanaatindeyim, tahminindeyim. Evet, şimdi orman yangınları devam ediyor. Akit'in manşetini verin arkadaşlar ekrana. Diyanetin ve özellikle İslam alimlerinin de bölgeye giderek yağmur duası için bölgeye gittikleri... Herkes kendi çapında ne yapabilirim derdinde. Din alimi yağmur duası için gidiyor. İtfaiyecilerin, yangın söndürmeye çalışan insanların ayağına taş değmesin diye dua etmek üzerine oraya odaklanıyor. İşte şey ambulansı yaralıları kurtarmak üzerine gidiyor. Herkes bir şeye odaklanmışken işte mesela bir grup eski gazeteci tipli, sanatçı tipli ne dersiniz deyin insanlar da ne yapabilirim de köstek olurumun derdine düşüyor. Ama işte Mevla onları da o attıkları tweetleri sildiriyor. Mesela Metin Uca cumartesi gününün gündem maddelerinden biriydi. Eski gazeteci biliyorsunuz. Ergenekon döneminde de ismi bir sürü abuk subuk ilişkiyle anılan, çarpık ilişkiyle anılan, ortalardan o dönem kaybolan, şimdi yeniden hani kurt puslu havayı severmiş misali piyasaya çıkan isimlerden biri. Bir parantez Diyor ki, açayım orada. Yani 40'lı yaşlarda diyebiliyorum kendisini. 45 yaşlarındadır. Hem hemen 7-8 yıldır da 10 yıldır da pek bir herhangi şu kuruluşta bu kuruluşta çalışıyor diye bilgimiz yok. Sadece sosyal medyada işte. Ben ne içiyorlar ne yiyorlar onu da bilmiyorum. Ama yani... dün bir video çekmiş Havuzlu villada. Ha işte ne, ne, nereden güzel. geliyor ben? Yani. Yani burada işte o fonlu gazeteci bu fonlu gazeteci hükümetten zarf alıyor deniyor. Vallahi yani çok net açık konuşayım. i̇ki kalan gazeteci. Ya iki ay çalışmasak kira ödeyemeyiz. Bu adamlar 8 senedir 9 senedir dediğiniz gibi o gayri ahlaki ilişkiler yumağında oldukları ortaya çıkınca istifa edip ayrıldılar. Hala bakıyorsunuz havuzlu villalarda oturup keyif sürüyorlar. İşte on, o Metin Uca deyip devam edelim bir tweet paylaşıyor Anka Haber Ajansı CHP'nin haber ajansıdır bu haber ajansı da Antalya'nın Manavgat ilçesinde bölgede 8 gündür devam eden ve hala kontrol altına alınamayan orman yangınları için yağmur duası yapıldı tweet'ini paylaşıyor diyor ki fırsatçı şarlatanların yağmur duası için dua yapan hocalara fırsatçı şarlatan diyor fırsatçı şarlatanların meteoroloji raporu kontrolü sonrası hafta sonu yağış ihtimaline karşı yoksul ve inançlı halk kesimlerini kandırmak için uydurduğu akıl bilim karşıtı ruhani zevzeklik din avcılığı diyor. Bakın. Bir diğeri, bir diğeri Necati Tüfekçi isimli bu da gazeteciymiş, yazarmış. Diyor ki erbaş yağmur duası için Antalya'ya gidiyormuş. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kastederek söylüyor. Tırnak açmış, meteorolojiden tiyo almıştır kesin diyeceğim. Fakat 15 gün yağış yok Antalya'da diye bir yağış grafiği paylaşıyor. Bunların bu paylaşımı yaptıktan sonra, bu paylaşımlarından sonra Rabbim göğü delmiş gibi Antalya'da, Manavgat'ta o bölgelerde yağmur yağdırıyor. Şu heriften ses seda yok, yorum yapmıyor. Metin Uca'da attığı tweet'i siliyor. Evet siliyor. Ondan sonra da ben öyle değil de böyle yapmıştım da şöyle yapmıştım böyle yapmıştım diye. Bir de havuzlu villasının veyahut da artık e, misafir olarak mı kalıyor? Tabii birebir bilmediğimiz için bir açık kapıda bırakalım sonuç itibariyle. Ama misafir eten de kalıyorsa bir havuzlu villanın e, görüntüsü eşliğinde Kur'an-ı Kerim bulmuş orada. Kur'an-ı Kerim'in üzerine el basıp diyor ki ben öyle demedim şöyle dedim vesaire şeklinde. Metin Hoca açıklamalarda bulunuyor. İyi güzel de kardeşim sen sonuç itibariyle meteorolojinin bir tahminidir. Meteorolojinin tahmininde bilimsel kesinlik diye göstermeye kimsenin kalkışmaması gerekir. Necati Tüfekçi için de aynı şeyleri söylememiz lazım. Meteoroloji 30 Temmuz'da açıklama yapar der ki önümüzdeki 15 günlük bir süreç içerisinde bizim topladığımız verilere göre. Yağmur yok diyebilir, hava yağışlı değil, güneşli, çok güneşli, çok sıcak diyebilir. Ama bir gün sonra, iki gün sonra, üç gün sonra meteoroloji de yeni gelen veriler çerçevesinde ışığında o verdiği tahmini tekrar revizyona sokup der ki ya tamam biz daha evvelden 15 gün yok dedik, uzun vadeli bir e, açıklama yapmıştık, 15 günlük bir süreçti ama şimdi 3 Ağustos itibariyle yaptığımız e, ...tahmine göre önümüzdeki dört gün, beş gün içerisinde e, büyük ihtimalle yağmur geliyor derse... ...bu da tahmindir, öbürsü de tahmindir. Çünkü sonuçta ikinci tahminden sonra bile tekrar yağmur beklenirken... ...tekrar güneşli havayla karşı karşıya kalabiliriz. Bunlar zorunluluk içeren bilimsel ispatlı şeyler değildir. Zoru, Ali Bey zorunluluk bile içerse fizik kanunları bile buna bir zaruret arz etse mevla istedi mi? Kulunun duasını kabul etmek istedi mi? Kızıldeniz'i yarıyor ortadan ikiye. İşte onlara inanmadıkları için biz de onların kafasıyla biraz konuşmaya çalışıyoruz. Yani mucizeleri veyahut da cenab Hakk'ın dilemesiyle nelerin olabileceğini onlara anlattığımız zaman onlar pek dinlemiyorlar. Veyahut da kulak arkası ediyorlar. Gülüyorlar. Onlara da günaha sokmayalım diye biz de kendi verileriyle onları vurmaya çalışıyoruz. Kendi ilkeleriyle, ilim dedikleri, ilmin prensipleriyle onları vurmaya çalışıyoruz. Yıllarca bu ülkenin okullarında, ilkokullarına varıncaya kadar Darwin teorisi okutulur. Okutulmaya da hala devam ediyor. O Darwin teorisi adı üzerinde teori olduğu halde Darwin anlattığı işte maymundan geldik bilimsel bir ispatı içeren kesinlikle herkesin kabul etmesi gereken bir zorunluluktur, bir prensiptir, bir veridir, bir bilgidir diyorlar. Ya kardeşim sen kendin söylüyorsun. Darwin teorisi diyorsun. Diyoruz. Lafı salataya getiriyor. Şimdi aynı şekilde meteoroloji tahmini de adı üzerinde tahmindir. Yani yağmur yok dese de bir tahmindir. Yağmur var dese de tahmindir. Ancak yağmur yağdıktan sonra yağmur yağdı diye verilen bir bilgi ki o zaman da zaten meteoroloji olmana gerek yok. Meteoroloji bilgileriyle her yağmur yağıyorsa ben de görüyorum zaten yağmurun yağdığını. Sen de görüyorsun. Dolayısıyla bu çerçevede Cenab-ı Hak'tan bizler doğa yoluyla yardım talep ederiz, isteriz ee, ki sonuç itibariyle de İslami prensiplere bağlı kalaraktan da Sonuçta da cenab-ı Hak'tan bazı şeyler istediğimiz zaman bunlar bazen şahsi şeyler olur, bazen toplumsal olur, topluma yönelik olur. Buna da yüzümüz olsun diyerekten de ibadetlerimizi yerine getirmeye çalışırız, diğer İslami prensipleri yerine getirmeye çalışırız. Bunların hepsi bir disiplindir. Ama bu arkadaşlar bilimi, bilim dedikleri şeyi hem de bilimin tahmine dayalı kısmını yani sağanak yağmur yağdı şeklindeki bir veri. Dediğim gibi bizim de gözümüzde görebildiğimiz şey sonuç itibariyle bizim açımızdan da zaten bilimsel bir veri. Ama bunlar ileriye dönük olarak tahminde bulunuyorlar. O tahmini de bize dayatıyorlar. E dayatmasının sonunda ne oldu Necati Tüfekçi? Dedi ki 30 Temmuz itibariyle meteorolojinin yaptığı açıklamaya göre 15 günlük süreç içerisinde Antalya'da bir yağmur görünmüyor dedi. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı Antalya'ya gitmek üzere yola çıkmış. Büyük ihtimalle meteorolojiden böyle bir bilgi gelir diye umutlanarak nasıl olsa yağmur yağacak biz de gidelim bir yağmur duası yapalım dini istismar edelim şeklinde bir algı oluşturuyor. Aynı şekilde diğer Metin Ucan'ın da söylemi aslında 3 aşağı 5 yukarı aynı. Diyor ki din görevlileri aslında önce bilimden yararlanırlar. Çaktırmadan o bilimden yararlandıkları bilgilerle önümüzdeki süreçte olacak şeyleri alırlar. Sonra da onu dua şekline çevirip, "A biz dua ettik onun için yağmur yağdı şeklinde halkı kandırırlar diyor. Ya Halkı kandırıp da Ali Erbaş şimdi yağmur duasına çıktık, yağmur yağdı diyerek maaşına iki misli zam mı isteyecek? Ne olacak? Sonuç itibariyle bir Diyanet İşleri Başkanı görevini yapmaya devam ediyor. Ha, bu noktada insanları motive etmeye çalışıyor. inançlarının üzerinden de daha güçlü bir şekilde hem orman yangınına mücadele yapan görevlileri motive etmek için... Onların inançlarını diri tutarak o yangına karşı mücadeleyi sürdürmek için ee, bir din adamı olarak o bölgeye gitmek istiyor ki 6 ay kadar öncesinde de yine İstanbul'da barajlar %17, %18 seviyesine indiği zaman gene Diyanet İşleri Başkanımız camilere bir genelge yayınlayarak bir yağmur duasına çıkalım denildiği zaman gene benzer kafalar Hitler, İzmir. benzer, benzer şekilde dediler ki ha 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 yağmur duasına çıkılıyormuş. Tabii orada biraz kendilerine de işin ucu dokunuyordu. Çünkü barajlardaki su seviyesinin düşük olması İstanbul için özellikle söylüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun hanesine yazılacak olumsuz bir puandı. E, kimse ya bu sene yağmur az yağdı falan filan diye düşünmez. Sonuç itibariyle sen belediye başkanı olmuşsun. İkinci yılında barajlardaki bir, seviye %19'a indi. Işte o sizin yanlışınız Ali Bey. Öyle bir kaygısı yoktu ki. Ekrem İmamoğlu ve ekibi, Ekrem İmamoğlu sosyal medya ekibi, şu ajans dedikleri muhabbet CHP'nin şey diyordu. Hani 30 senelik su ihtiyacını gidermiştiniz İstanbul'un evet, ne oldu? Evet, Ondan bile rant devşiriyordu. Yani şuna benziyor. <laughs> e, denizin üzerinde yürümüş, keramet göstermiş evliye. Ee, öbür tarafta demiş ki Aa, yüzme bilmiyor, bak üzerinde i̇şte <laughs> yürüyor demiş. Şimdi benzer şekilde bunlar da ya 30 yıllık hani su sorununu çözmüştünüz. İyi de hazıra ne dayanır kardeşim. Yani sonuçta sen şu veya bu şekilde ilk geldiğin günde halka şirin görünmek için olmayacak şeyleri vaat ettiğin için suya indirim yaptım, şöyle yaptım, böyle yaptım demişsin. Dolayısıyla plansız hareketlerde bulunmuşsun. Ama sonra şimdi geldiğimiz noktada da o suya bu sefer gerektiğinden fazla zam yapmaya kalkışıyorsun bugün için söylüyorum. Dolayısıyla böyle plansız bir adamla karşı karşıya İstanbul. O çerçevede %19 seviyelerine su seviyesi barajlarda indiğinde e bizler ya Ekrem İmamoğlu zarar görsün biz yağmur doğasına çıkmayalım diye bir şey düşünmedik. Sonuç itibariyle Bunlar hepimiz... düşünüyor ama onlar düşünüyor. O Antalya'da Manavgat'ta yağmur yağınca Ağustos'ta o yağmur yağınca bunların önemli bölümü biz dua ederken beddua ediyordu e, yağmasın diye. Yani bir inançları olsa Tabii. dua edecekler ki ya Rabbi yağmur yağdırma da bu siyasi iktidar bir an önce gitsin şeklinde o onu yani ormanların yanması pahasına binlerce hektar alanımızın kaybetme uğruna veyahut da hayvanlar o ormanlar içerisindeki canlıların ölmesini göze alarak ya bu iktidar gidebilir bu yangınlar sonrasında diye düşünerek yağmurun yağmamasını isteyecek kadar da bir alt seviyeye düşmüş oluyorlar. Dolayısıyla sonuçta o yağmur meteorolojinin henüz daha herhangi bir yağmur müjdesi vermediği süreçte yani 30 Temmuz'un hemen arkasında Diyanet İşleri Başkanı biz yağmur duasına çıkacağız dedi. Hatta ondan da önce Ali Erbaş Hoca'dan da önce İhsan Şen Hoca Hoca ki bu layıkçıların pek sevmedikleri bir isimdir. Diyanet İşleri Başkanlığı'yla da küçük bir ihtilaf da yaşadı İhsan Hoca. O İhsan Hoca daha öncesinde dedi ki ya yağmur duasıyla bir duada bulunalım, de bulunalım. Cenab-ı Hak belki yüzümüze bakar diye o 30 Temmuz'dan da önce bir açıklama yapmıştı. Yeni Akit Komutere'de de haberleştirilmişti o. Sonuçta da o yağmur geldi. O yağmur geldikten sonra bu arkadaşlar, bu laikçiler, seküler isimler, özellikle Necati Tüfekçi tweetini hesabını kapatmıştı. Dün baktım Öyle ben de. mi? Hesabı mı kapatmış? Ben dün kapalı gördüm ama şunu da söyleyeyim tabii. Daha öncesinden de bakıp da açık olup kapalı olduğunu da bilmiyorum ama yok, piyasadaki, he, piyasadaki o paylaşımlar herkes tarafından dolaştırıldığına göre sonuçta büyük ihtimalle açık bir hesap kullanıyordu. Fakat dün akşam ben bil fiil var mı yok mu? Çünkü Metin Hoca kısmen e, ben öyle demedim şöyle demek istedim diye lafı çevirdiği için Necati Tüfekçi'nin de paylaşım yaptığı hesaba bakmak istedim. Ee, açık değildi. Dolayısıyla böyle kapatmak zorunda kalırsınız. Eğer insanların inançlarıyla, dini e, görüşleriyle alay etmeye kalkarsanız... ...her zaman rezil, rüsvay olursunuz. Aynı şekilde girişte belirttik. Hazreti Peygamber'i yakalamak üzere kendince... E, ...Süraka isimli o kişi... Atıyla yani şöyle yetişirim, böyle yetişirim, ben şöyle atıcı izlerim, insan da olsa, yaya da yürüyor olsa biz izlerden insanları yakalarız falan çölde gibi bir havayla e, Hz. Peygamber'i alıp Mekke'ye geri götürmek üzere harekete geçtiği zaman işte atı çölün toprağına e, ayakları yapışmış oldu, gömülmüş oldu. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın buna her şeye gücü yeter. Bizim inancımız odur. Ha, biz layık mıyız değil miyiz? Belki tartışılacak olan şey odur. Bir Bolu Belediye Başkanı çıkıyorsa Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ülkenin sorumluluğu bütün bütünüyle kendi üzerinde olduğu halde. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olup olmaması noktasında Suriyeli göçmenlerin muhafazakar kesimde bile bir kriter olarak gösterelim. Yok ya artık Suriyeli göçmenleri evlerine yollayalım diye böyle memnuniyetsizlik falan da bir kısmımızın duyduğu bir noktada Tayyip Erdoğan seçimleri kaybetme pahasına her şeyi göze alarak biz onlara ev sahipliği yapacağız derken Şunun şurasında kaç bin, 15 bin tane Suriyeli var deniliyor Bolu'da. 15 bin tane Suriyeli onları da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da bakacak değil. Artık yemek vermiyorum dedi. Aş vermiyorum bunlara dedi. E tamam seni ne ırgalıyor artık bu dakikadan sonra? Derdin ne senin? Yani Suriyeli göçmenlerin sana verdiği ne zarar var ki sen onlardan rahatsızlığını dile getirip onlar ruhsat için müracaat ettiği zaman ruhsatlarını vermiyoruz ama gene gitmediler. Şimdi artık bu dakikadan sonra 1 liralık suyu 10 liraya onlara vereceğim. Ya merkezi yönetim şu an 16 bin tane Suriyeli göçmen Bolu'da var ise merkezi yönetim yapsın demiyorum. Bir teorik tartışma olarak söylüyorum. Ben bunların 16 binini de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını aldım dese... Sen o 1 liralık suyu 10 liraya satabilecek misin o insan? Valla onu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına alır mı bilmem de Tancı Özcan gibileri gibi kafaların Türkiye vatandaşlığından çıkarılması gerekir. Çünkü hepimize bir ceza gelebilir. Tancı Özcan gibi kişiler üzerinden hepimize bir toplu ceza gelebilir. Yunan söylüyor Ali Bey. Hatırlayın cumartesi günü onların bir gazetesi var. mi miydi? Dedi. Öyle bir gazeteleri var onların. Ee, Yunanistan'da da en çok okunan medya organı ee, Yunan adaları yanıyordu. Yunan adalarından botlarla insanlar tahliye ediliyordu. Anakara'ya doğru Yunanistan'dan başlık ve başlık atmışlardı. Mültecileri botlara bindirip ölüme gönderdik. Şimdi bunun bedelini mi ödüyoruz demişti. Bakın hatırlayın e, Avustralya'daki develerin katledilmesi hadisesi bunun bedelini mi ödüyoruz dedi insan. İnsan böyle bir onlar bile akılları başlarına gelecek şekilde bir mahkeme yapıyor. Bunların gelmiyor ama. Ama gelmiyor. Bakın Ezele. İzmir'de Yılmaz Özdil nasıl dalga geçti hatırlayın. Yani ve yani o zaman camilerimize getirilmesin bu insanlar. Niye iki yüzlülük yapıyorlar? Gelmesinler öldüklerinde camilerimize denildiğinde de bir anda diyanet İşleri başkanı pozisyonuna büründü. Şu Sözcü gazetesi ayetlerle cevap vermeye başladı. Hani siz bize din mi öğreteceksiniz şeklinde? Şimdi bakıyorsunuz burada da herkes bir şey yapıyor. Amerika'da adamlar, rahipler, F16'larını kutsuyorlar, savaşa giderken, operasyona giderken, savaş gemileri denize indirilirken kutsanıyor. Şimdi bu adamlar gerici, yobaz, çağ dışı bir kafama. Bakın onlara hiçbir şey söylemiyor ama bu tarafta Müslümanı gördüğünde kızılay yardım kampanyası yapmış, yangın söndürme faaliyetine katılmış, sakalı var diye hedef alıyorlar. Kızılay, evet. Sakallı Kızılay çalışanı mı olur diyorlar. Maalesef yani geldiğimiz noktada da biz dualar rahmet kapılarını açtı diye inanıyoruz. Dua ediyoruz. Kimseye de gel bu duaya mecbursun katılacaksın demiyoruz. Biz dua ettik. Bize para verin de demiyoruz. Biz kendimiz inancımız gereği. Dua ediyoruz. Buna bile tahammül edemiyorlar. Oradan kafa çıkartıp aa, meteorolojiden bilgi aldılar da bak duaya çıktılar. Şimdi de onun rantını ne rantını toplayacağız ya. Sonuçta ne rantını toplayacağız. Sonuç itibariyle biz o ormanların ve ben hayatım boyunca orata gitmedim. Istiyoruz. Hangi ranttan bahsediyor? Bunların hepsinin orada villaları var. Yani. birazdan konuşacağız işte kendi villalarının etrafını nasıl çevirdikleri, nasıl izole ettikleri, nasıl kendi villalarına o koyları bu koy bizim koyumuzdur diyen işte benim koyumdur. Özel mülkümdür diyen Şahan Gökbakar'ın bir anda ateşleri görünce çığlık çığlığa feryat etmesi. Devlet nerede devlet? Tabii. Devlet koysun gelsin. Özel mülktü hani. Özel mülkse koru bakalım özel mülkünü. Ama işte gelmişsin ormanın ortasına yapmışsın villayı. Ondan sonra da veya yapan çalıştan satın almışsın. Dememişsin ki ya buranın orijinali nedir? Orijinal kayıtları nedir? Orman mıdır? Başka bir şey midir? Özel mülk müdür? Dememişsin. Hatta kıyısına bile özel mülktür diye tabelalar asmaya kalkmışsın. E sonra da yangını görünce de bu sefer devlet, devlet, neredesin devlet diye bağırıyor. Evet, şimdi bir reklama gidelim, döndükten sonra devam edeceğiz inşallah. Evet, geri geldik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Orman yangınları hafiflese de e, hala devam ediyor. Beş bölgedeydi en son kalan. Hatta dün bazı yerlerde bir anda yeniden çıkmıştı. Çok ilginç. E, Dalaman Uçak yok, bir şey yok. Hiç hiçbir şey yok. Ali Bey. He, Ama bak. sönüyor Hayır yani hayır. Doğa da yok. O, Duaya o da inanmıyorlar. O, Yağmur doğasına onu, da inanmıyorlar. O, o, onu da bir kenara Benim bırakın. Bakın söndüm. biz 4 günde 5 günde. 3 gün 4 gün boyunca bu yangınlardaki PKK izine dikkat çektik. Hatta e, şeyde şey de ne derler ona? E, Can Dündar, Firali Can Dündar da önce PKK'nın e, ateşin çocukları üstlendi. Bakın bunun üstü o kadar güzel kapatılıyor ki yokmuş muamelesi yapılıyor ateşin çocukları üstlendi. Can Dündar tweet attı. Tam iktidar köşeye sıkışmışken PKK'nın bu açıklamayı yapması çok manidar, çok ahmakça da mealinde ifadeler kullandı. Ama biz buradaki olay neye dönüştürüldü? Uçak yok. Türk Hava Türk Hava Kurumu'nun 5 tane uçağı çalışsaydı yurdun yüz, yani yüzlerce yerde Eğlen, çıkan saniye, yangınlar saniye, söndürülecekti sanki, gibi sanki, bir, bir sanki. algı oluşturuyor. Niye uçak yok? Devlet yatırım yapmadı, şunu yapmadı, bunu yapmadı deniyor. Bakın dün Dalaman Havalimanı'nda havalimanına 5-600 metre noktada bir anda iki farklı noktada yangın çıktı. Sebep görünürde insan yok. Hava o kadar sıcak değil, nem oranı yükselmeye başlamış. Ney bu yangınları çıkaran? Sabotaj dediğinde de hani kanıtınız demeye başlıyorlar. İyi de nasıl çıkıyor dört farklı, beş farklı yerde bir anda orman yangınları? Şimdi bununla mücadele ediyor. Bir taraftan da Metin Hoca gibi tipler bu mücadeleyi sabote etmeye çalışıyor. Kendisinin hekim olduğunu, güzellik uzmanı olduğunu söyleyen bir kadın da çıkıyor sosyal medyada. Bir paylaşım yapıyor. Bu Azeriler niye geldi Azeriler? Azeri askerleri geldi şunu yaptı, bunu yaptı. Ne işleri var bu ülkede diye tepki gösteriyor. Diyeceksiniz ki münferit bir hadise. Hani dilin kemiği yok, ağzı torba değil ki büzesin herkesin. Ama bir bakıyorsunuz 40 bin, 50 bin retweet alıyor, beğeni alıyor bu paylaşım. Yani toplumun bir bölümü bunları hani bize kutuplaştırıyorsunuz diyen bölümü, o kutubun ta zirvesinde olan bölümü ya sen ne diyorsun demek yerine tepkiye destek veriyor bu tepki. Azerilerin bu ülkede ne işi var diye tepki gösteriyor. Türkiye'nin manşetini verin. Azerbaycan ekibi yangından yangına koşuyor diyor. kardeşten fazla mesai diye güzel bir haber vermiş. O da nispet olsun diye adeta hakikaten Azeri kardeşlerimizle dayanışmanın en iyi yani Orman yangınlarının söndürülmesini istemiyorlar ki bunlar. Onun için de Azerbaycan'dan yani kardeş ülkeden daha işte 3 ay önce 5 ay önce verdiğimiz destekle Azerbaycan'a verdiğimiz destekle yıllardır işgal altında olan topraklarını kurtardılar. Ya Azerbaycan insanları da ya Türkiye'ye de bir zor gününde yanlarında olalım diye gelmişlerse yardım ediyorlarsa bundan niye gocunuyorsunuz? Siz o yangınlar devam etsin onu mu arzuluyorsunuz diye ben sorarım. Cumhuriyet gazetesi şimdi ilk gün ne demişlerdi? Uçak yok demişlerdi. Şimdi bot yok, diyor. şimdi bot yok diyorlar. Kime dayandırıyor? İstanbul evet. Belediye Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi İyi partili birine dayandırıyor. Evet. Botlar yokmuş, itfaiyecinin ayağında bot yokmuş, o şekilde çalışıyorlarmış. Yani şimdi şunu söylemiş oluyorlar, uçak yok. Ama buna rağmen, merkezi yönetime rağmen itfaiyeci fedakarca çalışıyor ve ayağında bot olmadığı halde yangını söndürüyor. Yani yangın sönme noktasına geldiği zaman oradaki başarıyı mutlaka yine iktidara değil, ben iktidara e, ee, yöneltmeyinin de peşinde olmam. Çünkü sonuç itibariyle iktidarın zaten bir anlamda görevidir. Ha, evvelki iktidarlar dönemiyle kıyaslarım ben. Bugünkü iktidarı daha başarılı görürüm rakamlar eşliğinde. Ama öbür taraftan da koy koyculuk yapmanın da bir alemi yok. Sonuç itibariyle ben isterim ki canımdan, gönlümden geçen şudur ki ya bir yangın olduğu zaman dört koldan Seferber olunsun. Evet bakanlar hemen anında mahalline gitti. Orada müdahaleler yapıldı. Ama benim gönlümden geçen daha büyük bir başarının elde edilmesidir. Ki bunun en sonunda da Halim, hiç e, yangın çıkmayacak hale hiç, getirilmesi. Hiç partizanlık yapmadan söylüyorum. Bu felaket, bu sabotaj, bu saldırı. Bakın ben buna saldırı girişimi diyorum. Yarın öbür gün tamamı netleştiğinde göreceğiz bu durumun kimin peydahladığını, nereden çıktığını. CHP döneminde olmuş olsaydı ülke yandıktan sonra kendi kendine sönerdi. Yeah. Geçmiş yıllardaki yangınları hatırlıyoruz. Yeah. Sizin gösterdiğiniz bir grafik vardı 94'teki yangından bahsediyordu. Onun raporuna baktınız mı? Ben rap, Orman rapor Orman Bakanlığı'nın raporu kendi sönmüş, kendi yeah. denize ulaştıktan sonra kendisi sönmüş o yangını. Yani bütün yanacak bir yer kalmadığı için yangın sönmüş. 94'te benzer bir büyük yangınlar var. 2000 yılında yine hakeza yani AK Parti iktidarından önceki dönemlerde de benzer şekilde büyük yangınlar var. Özellikle bunu vermemizin sebebi Türk Hava Kurumu uçakları olsaydı bu yangınlar çocuk oyuncağıydı diyenlere ben cevap olması açısından söylüyorum. Türk Hava Kurumu'nun dört dörtlük faaliyet içinde olduğunu, ...olduğu tarihlerde... ...hükümetlerin de o Türk Hava Kurumu'yla... ...aynı kafada, aynı zihette, zihniyette... ...olduğu dönemlerde... ...işte 1994'te... ...büyük yangın olmuş... ...2000 yılında büyük yangın olmuş... ...ve maalesef yine Türk Hava Kurumu uçaklarından... ...hizmet alındığı halde... ...söndürememişler. E bugünkünde de... ...Türk Hava Kurumu yerine... ...ki oradaki çıkış noktası da... ...Orman Bakanı'nın şu... ...ya uçaklarla değil, daha esnek tavır... ...hareket geliştirebilen helikopterlerle biz bu yangınlarla mücadele etmek istiyoruz diyor. Bu noktada da bilim adamlarından da gerekli görüşleri de almış ve böyle bir strateji belirlemiş. Şimdi bu dakikada şimdi Cumhuriyet Gazetesi itfaiyecinin koruyucu botu bile yok. Ama buna rağmen söndürüldü derse riyakarlık yapmış olur. Yani o itfaiyeciyi niye tutuyor o zaman bu iktidar elinde? Yalan. Onları da atsın, yandaşlarını Hadi doldursun. Bey. Yalan. Yandaşları da bankamatik memur olsun. O bankamatik memurlar da yangına müdahale etmesin. E biz de seyrediyoruz. O da yalan. Külliyen yalan. Ya yalan tabii. Ambulans tabi yalan. yok, yalanı yalan. gibi yalan. Hastaneler yoğun bakımlar doldu, tuvaletleri yoğun bakıma Aynen. çevirdiler Aynen. gibi yalan. Ellerinde Aynen. bir tane cep telefonu var. Her türlü provokasyonu çekebiliyorlar. Şu beyefendi utanmadan, sıkılmadan diyor ki ben gittim gördüm. Bir kare çek ya. Terlikle çalışıyor diyor. Ya siz terlikle, ya terlikle bir adam vatandaş çalışıyor olabilir Hayır Vatanda vatandaş birden bir zabıtan Tabi e, tabii yani o fotoğraf çektiği zaman zaten o noktaya getirecekler o olayı. Şimdi fotoğrafı çektiği zaman yarın öbürsü gün o kişinin kimliği ortaya çıkacak. O itfaiyeci gibi gösterecek terlikle çalışan kişiyi. Halbuki köylü vatandaş sabahleyin kalkmış bakmış yangın var. E ne yapsın terlikle de çıkar sokağa başka türlü de çıkar. Ama itfaiyecinin eğer sen botu bile yok dersen nasıl söndü kardeşim yağmur ...duasına çıkmazsınız. Uçak yok dersiniz. Yok, yok, yok dersiniz. Hiçbir hazırlıkları yok bunların. Hiçbir becerileri yok dersiniz. E ben de soruyorum o zaman. Nasıl sönüyor bunlar? Yani... ...bir duadan fayda beklemiyorsunuz. Yağmurdan fayda beklemiyorsunuz. Öbür taraftan geliyorsunuz. E, itfaiyeciler, ...liyakata esas verilmiyor. Orman bölge müdürleri... ...lüks ciplerle geziyorlar. Bunlara 2 milyon liralık... Her birinin altına cip alındı, sanki ciplerle turistik tesislerde, e, havuzlu villalarda dolaşıyorlarmış gibi bir olumsuz algı oluşturuyorsunuz. E peki bu orman yangınları şu an itibariyle 10 günde, 15 günde nasıl söndürüldü? Avustralya'daki yangın 200 gün, 300 gün sürdü. Amerika'da hala günlerdir yanan yerler var. Dolayısıyla burada dürüst olmaları gerekir ama kimden bekliyorsunuz? O dürüstlüğü. Evet. Bakın Yeni Asya birinci sayfa. Yani diyor ki ya ne kadar yalanlarsanız yalanlayın. Hiç umurlarında bile değil. Hani dedik ya 3-4 gün sonra da Yeni Asya başlayacak. Yeni Asya pazartesi başladı. 5 gün, 6 gün geçti olayın üzerinden. 300 yıllık koruma yasası çıkartılsın. Hangi koruma yasası bakıyorsunuz? Yanan orman alanlarının hemen yeşillendirilecek açıklamalarına inanmadıklarını belirten. Ya bu ülkenin Cumhurbaşkanı çıktı Cuma günü dedi ki her Türk vatandaşı Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes adına 3 tane ağaç dikeceğiz. 200 küsür milyon ağaçtan bahsetti. Bunu bu yıl dikeceğiz dedi. Toprakla kavuşturacağız dedi. Her Türk vatandaşına da 3 tane düşüyor. Cumhuriyet tarihinde ölçülmemiş bir rakamdan bahsetti. İzah edilememiş bir rakamdan bahsetti. Hala Yeni Asya diyor ki Bodrum'du Yurttaş İnisiyatifi sözcüsü Ayhan Karahan demiş ki bundan 10 yıl önce de 20 yıl önce de yan alanlar için aynı şey söylendi. Yerlerine beton diktiler. Eğer bu konuda iddialı ve sözlerinde durmak istiyorlarsa meclisten 300 yıldır 300 yıllık koruma yasası çıkartsınlar dedi. O betonlaşan yerlere bakıyoruz. Kimin yerleri? O Bodrum Belediyesi'nde geçen yıkılan yerlere bakıyoruz. Hatırlayın mayıs ayında büyük bir yıkım vardı. CHP'li belediyelerin yerleri. E, kim orada yaşıyor? İşte o havuzlu villaların sahipleri. Yılmaz Özdil'den başlayın, Fatih Portakal'dan Can Dündar'a kadar, Almanya'ya kaçan Can Dündar'a kadar. Ne kadar CHP'li bir e, kişi varsa, isim varsa, sol çizgiden insanlar varsa hep onları görüyorsunuz, hep onları görüyorsunuz. Ama geliyorlar sanki betonlaşanlar dindar insanlarmış gibi bir algı çalışması yapıyorlar. Yeni Asya Gazetesi'nde siz haberi verdiniz ama karikatürü hatırlatmadınız. Karikatür üzerine de ben bir iki çift söz söylemek isterim. Şimdi o e, karikatürde denilen şey işte 17 yılda 4,5 milyar ağaç dikmişler. İncir ağacı mı diye o bilge kişi de soru soruyor. Bunu neyin üzerinden yapıyorlar bu algıyı? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir canlı yayın sırasında da AK Parti milletvekili eski milletvekili Resul Tosuna bir konuşma sırasında Tayyip Erdoğan'ın dili sürçmüş hatırladığım kadarıyla 5 milyar ağaç diktik iktidarımız döneminde diyeceğini 5 milyon diye söylemiş ama değişik tarihlerde 5 milyar Eski yıllarda 4-4,5 gibi açıklanmış. Dolayısıyla 4 milyar dikildikten sonra da herhalde 2021 yılında bu rakam 5 milyona inecek hali yok. Haliyle dil sürçmesi olduğu çok net. Adamlar şaşırıyorlar ya 5 milyar olur mu ya? Dünya genelinde bir yılda 1 milyar ağaç dikiliyormuş zaten. E Türkiye 17 yılda 18 yılda tek başına 5 milyar nasıl diker diye o CHP'li gazeteciler de şaşıp kalıyorlar, birbirleriyle e, füsfos yapıyorlar. Ama gerçekten rakam o rakam. Şimdi Yeni Asya'ya düşmüş bu rakamı yalan anlamak. Dolayısıyla 17 yılda 4,5 milyar ağaç dikmişler. E buyur alanlar da ortada. Toplam ormanlık alan ortada. Hatta CHP kafasından ormancılar bile Habertürk'e çıkıp o rakamları, işlevsiz hale getirmek için, itibarsızlaştırmak için. Evet, toplam orman alanımız arttı. 20 bin hektardan 20 milyon hektardan 22'ye çıktı ama büyük orman alanlarımız azaldı. Nasıl olmuş? İşte çok çok büyük 100 bin hektardan büyük ormanlar çok önemliymiş. O 100 bin hektardan büyük orman sayımız azalmış. Toplam metrekare büyümüş ama onların içerisinde atıyorum Yavuz Selim Köprüsü'nü yapmak için oradaki ormanlık alanlar bir otoyolla yol geçmiş. Yol geçmiş. Bölünmüş itisiniz yani yani Şimdi günkü gazeteler miydi? Bugünkü gazeteler miydi? İşte ormanı kurtaran yol diyerekten Bugün var. orman yolunu gösteriyorlar. Hürriyette, e, Tam evet. da tam da o iş yapılmış oldu. Yavuz Selim Köprüsü Hürriyetin vasıtasıyla. Hürriyetin manşeti. Ali evet. Bey konuşurken verin arkadaşlar ekran'a. Bak. Hürriyetin doğru manşetiydi. Evet. Hürriyetin manşetini i̇şte şu yol. Gösteriyorlar. O yol yanan sol tarafta kömür olmuş bölge görünüyor. Simsiyah. Sağ tarafta da yemyeşil ağaçlar duruyor. O ortadaki küçücük bir toprak yol. Sonuç itibariyle orman yangınının sağ tarafa geçmesini önlemiş. Şimdi bunların hepsini planlayıp programlayıp ya biz Yavuz Selim Köprüsü'nü tamam insanlarımızın hizmetine açıyoruz ama... Biz burada da orman katliamı yapmamalıyız diye düşünen bir siyasi iktidar var. Bunu da bir fırsata çevirmemiz lazım. Ormanlarımızı bir anlamda bölerek eğer birisinde yangın çıkarsa öbür tarafa da sirayet etmemesi için çok geniş bir alana yayılmaması için bu yolu da bir fırsata çevirmiş olalım diye düşünen siyasi iktidara böyle ahlaksızca vicdansızca saldırıyorlar. E yeni Asya'da bunlara alet oluyor. Sonuçta rakam ortada. Çıksın bir solcu, CHP'li bir orman mühendisi mi çıkacak? Kim çıkacaksa, çıksın desin ki ya kardeşim toplam ormanlık alanımız Ak Parti iktidarı döneminde artmamıştır, aynı yerde saymaktadır, aynı yerde bakın o kadar kıyamet kopuyor. Köprü yaptınız, yol yaptınız, ormanı talan ettiniz, bilmem peşkeş çektiniz, turistik tesis yaptınız falan her şeyi söylüyorlar. Ben diyorum ki sadece ve sadece yerinde sayıyor bile diyemezler. 20 milyon hektardan 22'ye çıkmış. Ağaç sayısı olarak da AK Parti iktidarı döneminde yanılmıyorsam rakam 17 milyar gibi bir sayıya çıkartılmış. E şimdi bunu da çıksınlar söylesinler. O CHP'li kafalar bile bunu söyleyemiyor. Ama bizim Said Nursi'nin talebesiyiz diyen yeni Asyacı kardeşlerimiz çıkıyorlar. Böyle bir itibarsızlaştırma çalışmasına imza atıyorlar. Maalesef. Sabah manşetini verin ekrana. Bakın CHP'liler ne yapıyor? Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ormanlar cayır cayır yanarken villasını koruma derdine düştü. Antalya Manavgat'taki orman yangında bu aynı zamanda Şükrü Bey de şu orman yangını çalışmaları yangının söndürülmesiyle alakalı sürekli sağda solda plajda sandalyede otururken pozlar veriyordu. İşte o sırada da meğerse evinin etrafına hendek kazdırıyormuş. Evi dediğimiz de öyle az bir yerde değil. Kocaman bir alan çiftliği ortasında o villaları 2 3 tane villa var havuzlu. Hemen yanlarında güzel böyle bir muhtemelen zeytinlik. O zeytinliğin etrafına hendekler kazdırıyormuş. Orman yangını ulaşmasın diye. Nitekim başarılı da olmuş. Bakın kendilerine işte memlekette çalışsalar Memleketteki orman yangını gerçekten söndürecekler. Aşkla çalışsalar. Ama bakın kendi evlerinin etrafına çalışıyorlar. Evlerinin etrafındaki yangını söndürüyorlar. Sabah gazetesi diyor ki alevler başkanın villasına ulaşamadı. Neden? Başkanın villasına ulaşamadı. Çevre, evin çevresi temizlendi. Evin çevresinde bulunan ve o villalara o çiftliğe ulaşabileceği düşünülen hani sıçrayarak gidiyor ya orman yangınları da ağaçlar üzerinden. Ağaçlar kesildi. Ulaşmasına engel olmak için ağaçlar kesildi. Graider'ler de hendek açarak villanın ve çiftliğin etrafına yangının ulaşmasına engel oldu ama hemen yanındaki mahalle yandı. Yani şimdi kendisi bir açıklama yapsın. Ben televizyonlarda dediğiniz gibi tişörtüyle yani bot yok diyor ya itfaiyeci de. Ya bir belediye başkanı da sonuçta sorumlu olduğu ilçe hakkında o bölgenin yerleşim yerlerine herhangi bir yangın sıçramaması için görevlidir. Yani yangına yönelik olaraktan da bir kıyafetiyle birlikte problemli yerlerde de görüntü vermesi lazım en azından oradaki insanları motive etmesi gerekir ama maalesef tişörtle oturduğu yerden adam işte şu şöyleydi, bu böyleydi, helikopter vardı yoktu. Ya helikopter gelip de senden izin alacak hali yok. veya da sana önce bir gövde gösterisi yapıp Şükrü Bey bak geldim ben buraya deyip ondan sonra gidip ormanı söndürecek, yangını söndürecek hali yok. Ama sen şimdi bunun hesabını ver. Kendi villanı, kendi mülkünü korumak için belediye görevlilerini bu şekilde çalıştırdın mı çalıştırmadın mı? Çok basit çalıştırmadım de... sabah gazetesi de yanlış yazmışız yalan yazmışız desin. Bu şekilde tam da senin yerine gelince orman yangını bitmiş. Hendek kazdırdın mı kazdırmadın mı? Bitmemiş ki Söndü. Şey, o yani sıçramamış. mahalle yanmış. Yan tarafındaki mahalle yanmış. Ama sıçramamış. kendi villasına sıçramamış. Kendi, kendi Neden? Çok sıçramamış. güzel bir çalışma yapmış. Yani hendeklerle etrafını çevirmiş. Ateşi sıçrayabileceği ağaçları, çalıları, çırpıları kesmiş ve ateşin, ha iyi ki de yanmamış biz burada niye yandı da ya, niye tabii, yanmadı tabii, da demiyoruz tabii. ama. Kim, hiç kimsenin yeri yanmasın ama mahallenin de yeri yanmasın. Mahallenin e, evleri yanarken de sadece belediye başkanı kendi yerini eğer çevreleyip kendi yerini korumaya çalışıyorsa ki 3-4 gün önceki haberlerde oraya greyderlerin falan götürüldüğüne dair bilgiler gelmişti ama böyle hendek kazma vesaire şeklindeki bilgiler yoktu o haberde. E şimdi ortaya çıkıyor ki sabahın haberine göre bu şekilde hendek kazma faaliyeti bile yaptırılmış. Bakın özel işçilerine yaptırır bunu dersiniz ki ya parası var adamın yaptırmış ama belediye görevlilerine yaptırırsa. Kardeşim sen ne yapıyorsun diye bizim de sormamız gerekir. Evet bir de şimdi emekli generaller bildirisini gördük duyduk daha öncesinde 97'de görevdeki generaller bildirisini görmüştük daha sonrasında geçtiğimiz aylarda emekli generaller bildirisini gördük tam en kritik zamanda en kritik anlarda yapıyorlardı bunu şimdi de emekli sanatçılar bildirisi dediğimiz bir bildiri yayınladılar cumartesi günü tam bir fecaat yine facia Orhan Aydın işte Bedri Baykam, Ataol Berhamoğlu gibi tipler. Sürekli gördüğümüz tipler. Bunlar yine bir bildiri yayınlayarak Türkiye'yi aciz göstermeye çalıştılar. Aydınlığın 13. sayfası ve 1. sayfasında da bir haber var. Onlar kaygılıyız demişti. Türkiye Sanatçılar Birliği Genel Başkanı Murat Demirbaş da biz de kaygılıyız diye bir açıklama yaptı. Ataol Berhamoğlu, Bedri Baykam ve Orhan Aydın'ın çektiği sanatçılar girişiminin bildirisine tepki gösteren Demirbaş yayınlanan bildirinin sanatçı sorumluluğu ve Aydın tavrı ile bağlaşmadığını belirtti. Yangınların sorumlularını gizleme çabasıdır bu dedi. PKK'nın çıkardığı yangınların halkımız ve devlet görevlileri can siperhane boğuşurken bu yangınlarla daha yangınların önemli bölümü söndürülmediği zamanda piyasaya çıkan bu sanatçıların bu açıklamasını şiddetle kınıyorum, eleştiriyorum. Bunlar sanatçı ahlakıyla bağdaşma sanatçılık değildir diye bir açıklama yapıyor. Evet, her zaman işte kafayı çıkartıp bu tür açıklamalar yapanlar oluyor maalesef. Sanatçı itiraz eder, isyan eder diye bir söylem geliştiriyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için, buradaki iktidar için bir tane açıklamalarını görmüyoruz. Orada sürekli. Belediye Başkanı lehine açıklamalar yapanlar, işte böyle merkezi sorunlar noktasında AK Parti eğer suçlanacaksa o AK Parti'yi suçlamak için açıklamalarını yapıyorlar. Arkasından da bizim karşıtlığımız herhangi bir şekilde AK Parti iktidarına değil, partilerle bizim işimiz olmaz. Biz objektif insanlarız. Biz sonuçta eleştireceğiz, sanatçı ruhuyla eleştireceğiz siyasi iktidarlarda. Gereken dersleri kendilerine çıkartacaklar diyorlar. E ben de merak ediyorum. Ya şu Ekrem İmamoğlu'nu da biraz eleştirin de o da çıkartacak dersi varsa o da çıkarsın. Ama Ekrem İmamoğlu'na toz kondurmuyorlar. Konser var Ali Bey. Evet konserler var, paralar var. Paraları Otobüse güzel Otobüste para yok ama şeye var. Paraları yani alacaklar var. gidip Bodrum'da yer alacaklar. Villalar alacaklar. Sonra ya ormanlar yanıyor diyerekten tekrar merkezi yönetimi de değiştirmeye çalışacaklar. Dolayısıyla burada bir riyakarlık söz konusu. Bu riyakarlığı da hatırlatmamız zorunlu. Evet. Şimdi kararla Yeni Asya'nın bugünkü görev, iş onlara düşmüş. Muhtemelen o kurdukları WhatsApp grubunda. Ben öyle diyorum. Herhalde bir grupları var. Bir araya gelmeseler de çok sık. Bir grupları var. Sen sen şu manşeti atacaksın. Yarın sen bunu tekrar edeceksin. En son Yeni Asya sen duymazlıktan gelip en son sen manşeti atacaksın demiş ama aslında en son atmamış. En başta atmışlar kararla Yeni Asya bugün. Vatandaş gidişattan memnun değil. Yeni Asya'nın bir grafiği var. Bir araştırma şirketi, şeyi de hatırlatmadan edemeyeceğim yine. Cumhuriyet Halk Partisi avukatı, partinin avukatı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da avukatlığını yapan e, neydi? Ne Mustafa Kemal, Kemal Çiçek'in Kemal Çiçek istifa ettiğinde söylediği bir söz vardı. CHP'nin 650 milyon lirasını sahada bir tane bile adamı bulunmayan, hiçbir araştırma yapmadan düzmece anket hazırlayan firmalarla o anketleri yayınlayan gazetelere peşkeş çekiyorlar ifadesi kullanmıştı. Bunu cepte tutalım, hafızamızda tutalım. Sonrasında bu anketi konuşalım. Ali Bey o grafikleri de verecek arkadaşlar ekrana varsa değerlendirecek. Yeni Asya'nın manşeti vatandaş gidişattan memnun değil İpsos'un araştırmasına göre... Türkiye'de halkın %82'si ülkede işlerin kötüye gittiğini düşünüyor. 6 ay önce böyle düşünenlerin oranı %65 oranındaydı. %65'lerdeydi diyor. Global araştırma şirketi Ipsos diye de veri paylaşıyor. Türkiye'nin Türkiye'yi bu oranla Kolombiya, Peru, Güney Afrika'nın ardından takip ediliyor diyor. Karar da vermiş aynı haberi. Demiş ki Ipsos'un verilerine göre Türkiye'de endişe sıralaması ilk dörtte. Hangi ligdeymişiz? Dünyada yeni ligimiz diye vermiş. Yeni ligimiz değil bunların kafasına göre Türkiye 15 sene 10 senedir bu ligin içerisinde olması lazım mantıken. Ama o lige yeni girmişiz diyor. Kolombiya, Peru, Güney Afrika ardından Türkiye. %82 geleceğimden endişeliyim diyormuş. Evet arkadaşlar verebilirlerse esas grafiğin orijinalini daha iyi olur ama onlar veremezlerse ben e, sabahleyin merak ettim. Bu grafiğin karar gazetesi Türkiye ve Türkiye'nin altından bir ülke. Türkiye'nin üzerinden bir ülke vermiş. Acaba dedim başka sıralamada kimler var onlara da bir bakalım da genel bir değerlendirme yapalım. Yoksa noktasal bir şekilde... ...gözümüzü çok fazla yaklaştırırsak... ...bir noktaya... ...büyük fotoğrafı göremeyiz. Baktım orijinaline... ...bir kere öncelikle şunu söyleyeyim... Ipsos denilen şey Fransız merkezli bir... ...araştırma şirketiymiş... ...ve genel durum, genel gidişat... ...kötü diyerekten yapılan... ...grafikte... ...ülkeler arasında sıralamayı yaparken... ...en tepeye yani... ...en fazla memnuniyet duyulan ülkenin... Fransa mı? tutturamadınız. Kimse <laughs> tutturamaz. Tutturmanız mümkün değil. Bir ipucu vereyim. İsmini ee, ismini andığımız ülkelerden birisi. Bu program içerisinde Cemal Kaşıkçı'yı Suudi öldüren, Arabistan mı? Suudi Arabistan Oo, tamam. birinci sırada. Şahane. Birinci yani, sırada. Konuşacak hiç kimseyi bulamazsanız yani şu şunlar var. Şimdi bu sıralama doğru. Kolombiya evet. var, Peru var, Güney Afrika var. Türkiye var, Brezilya var, Arjantin var. O sıralamalar doğru. Ama bu işin en tepesinde, en fazla gidişatımız iyiye gidiyor diyen yani ülke Suudi Arabistan. Yani 18 testereyle, sırf muhalif olduğu için testereyle adam kesilen ülke. Adam kesilen, gazetecinin kesildiği ülke. Yani tepesinde şu an katillerin oturduğu bir ülke. Halkla hiçbir sorunumuz yok. Suud halkıyla. Ama tepe noktada eli kanlı bir de cesedi de ortadan kaldırmak için vahşice işler yürüten, bu işin eğitimini Amerika'da alan insanların bulunduğu Suudi Arabistan yüzde 72 ile en fazla işlerimiz iyiye gidiyor diyen, umutluyum, geleceğimizden umutluyuz diyen ülkenin raporu. Ondan sonra kimler geliyor derseniz e, tamam birçok ülkeyi saymışlar işte Avustralya var, Kanada var, Almanya var, İngiltere var, Amerika var, İsrail var öyle öyle gidiyor ülkeler. Rusya var, İtalya var sonrasında işte Brezilya'ya son e, olarak geldiği zaman son 5 ülke Brezilya, sonra Türkiye, sonra Güney Afrika, sonra Peru ve sonra Kolombiya. Kim? İlk üç Suudi Arabistan, Hindistan, Hindistan. ve Avustralya. Ali Bey, Hindi, tamam, Avustralya'ya neyse diyeceğim. Şimdi de. Bunlar, bunların hepsi göreceli şeyler. Şöyle göreceli şeyler. E bir başka rapor daha var. Çevreye duyarlılık noktasında. Çevreye zarar veriyor muyuz? Çevre koşullarının kötüye gitmesinden Olumlu noktada mı düşünceleriniz var yoksa ümidiniz yok mu diye bir araştırma yapılmış. Orada Almanya en fazla etkilenenlerden birisi. Türkiye yine burada sonda 5. Kaygısı yok Türkiye'dekiler. Bakın, çevreye yönelik olarak kaygısı yok. Bunu tek başına yapmaya kalkışsaydı kararcılar şunu diyecekler. Ya Türkiye'de çevre bilinci yok ki kardeşim. Çevre bilinci olmadığı için de çevreye karşı herhangi bir kötü gidişat olduğundan kaygılı değil Türkiye'dekiler. Almanya'daki, Almanya'dakilerin çevre bilinci olduğu için onlar kaygılı. Almanya'daki insanlar diyorlar ki çevre koşulları kötüye gidiyor. Dolayısıyla çevre zehirlenmeden, hava kirliliğinden başlayın. Her türlü o ekolojik denge diyebilirsiniz. Her türlü gidişatı kötü görenlerin başında Almanya geliyor. Türkiye Dördüncü, beşinci gibi. Verdi arkadaşlar evet, anket. Bunu bunu verdi arkadaşlar. Genel gidişatımız iyi mi kötü mü? Suudi Arabistan. Yalnız bu yanılmıyorsam bir evvelki olabilir ama evvelki şeyde de raporda da demek ki gene çünkü Suudi Arabistan'ın rakamı benim önümdeki son rakam diye ben e, aldım. Büyük ihtimalle e, arkadaşların verdikleri de bir öncekidir. Benimkinde Sonuçta, evet, bu Nisan 2021 mi? Evet, Nisan. olsun, olsun. Onda da Suudi Arabistan birinci sırada. Benimkini görülemediği için Suudi Arabistan birinci sırada. Genel gidişatımız iyiye doğru gidiyor diye. Suudi Arabistan yüzde onluk bir olumsuz görüşlü olanlar var ama yüzde doksanı olumlu yöne doğru gidiyoruz. Diye. E böyle bir tablonun içerisinde. Türkiye tabii ki aşağıda olur. Adamlar eli kanlı katilleri devletin tepesinde cirit atıyorlar. E şimdi Karar Gazetesi'nde şuraya bir nokta koyayım ve o nokta kadar eğer vicdan varsa çıksınlar bütün raporu yayınlasınlar. Bütün grafiği yayınlasınlar. Biz şu an tabloya Nisan ayını verdik. Ben de buradan Şimdi kendilerinin aldıkları grafiği, haberleştirdikleri grafiği gösteriyorum. Bu grafiğin tamamını yayınlama cesaretleri varsa Yeni Asya'yı da peşlerine taksınlar, yayınlasınlar da göreyim yüreklerini. Gazeteci iseler hepsini birden yayınlasınlar. Yoksa aşağılarda e işte Brezilya ile işte Peru ile yarışıyoruz falan filan demeye benzemez bu iş. O listenin tepesinde en iyi ülkelerin arasında Hatta en iyi ülke dünya genelinde bakın. Sadece Orta Doğu'dan falan bahsetmiyoruz. Almanya'sı, Fransa'sı, Amerika'sının da dahil olduğu bütün dünya genelinde Suudi Arabistan en iyimser, geleceğinden endişe duymayan en fazla insanların olduğu ülke Suudi Arabistan'mış. Vah haline bu dünyanın diyelim. Ve o noktada da Karar Gazetesi'nde azıcık bir vicdan kaldıysa, azıcık bir insaf diye bir şey varsa, dürüstlük varsa yarınki gazetelerinde de manşetler koysunlar. Ya biri de koysun. Biz biri de hani daha bütün detayıyla analiz etmesine gerek yok. O listeye bakıp desin ki bu en mutluları da şeymiş İpsos'a göre Suudi Arabistan'mış dese yorum bile yapmasına gerek yok. Yani. Zaten vatandaş yani diyecek ki hani dönüp baktığında yuh diyecek. Ya burada testereyle adam kesiyorlar. Bir prenses bu ülkeden kaç, baskı var diye kaçtığında gidip İngiltere'den bulup getiriyorlar. Ev hapsine alıyorlar. İş adamlarını... Kuzenlerinin de birçoğunu hatta dediğimiz gibi iş adamlarını otellerde... Otellerde şu kadar... Yani onların avukatlığını kö... yapmış olmayalım Hayır. ama... Ya elbette yapmayacağız. Bile. Al birini vur ötekine evet. ama vakanın tespiti açısından şimdi hak şeye ne derler ona ahlaki olmayana da adil davranacaksın. Eyvah. Yani onunla aynı dilden konuşmayacaksın. Şimdi bizi ayıran ney bundan? Adam oteline kaldırıyor bütün ülkenin muhalif gibi görünen ya da iktidara alternatif bütün kesimlerini prenslerini bir otele topluyor. Heriflerden kelle başına 4 milyar dolar, 5 milyar dolar, 10 milyar dolar. Ya hemen yanı başında Yemen açlıktan kıvranırken açlıktan insanlar topluca ölürken bunlar nasıl bir para içerisinde yüzüyorlarsa 10 milyar dolar ver hadi kelleni kurtar. 20 milyar dolar ver hadi bu işten sıyrıl diyerek para topluyor. Sonra o parayı gidiyor. Amerikan tarihinin gelmiş geçmiş diplomasiden en uzak kafa olarak aslında bütün başkanlarla aynı düşünen ama kendini açık etmeyi de işte diplomasiden en uzak olduğu için ifşa eden sürekli Amerikan Başkanı Donald Trump'a o 400 milyar doları peşkeş çekiyor. Onlardan topladığı parayı kurtulmak adına bakın. Yoksa gelip yıkacağız sizin ülkenizi diyor Amerika. Sonra Amerikan başkanı kaldırıyor diyor ki şu uçakları ne sattık size be gördünüz mü diyor. Adamın yüzü ekşiyor prensin. Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin bu parayı niye ödüyor? Bütün dünya biliyor ki o niye? Amerikalılar diyor ki askerimi çekerim diyor orada tek başına kalırsın. Bak Yemen'den başlayan direniş seni ezer geçer bu ülkende diyor. 3-4 tane de füze fırlatıyorlar Yemen'den Riyad'a. Milyarlarca dolarlık silah satıyorlar. Bu adamlar diyor ki biz çok mutluyuz ya. Geleceğimize ilişkin hiçbir kaygı yok, endişe yok diyor. Evet. Ben bu karar ve Yeni Asya'nın yayınladığı... Temmuz'u Fransız... vermiş arkadaşlar. Evet şu an %18'e %82 olduğuna göre evet Türkiye'deki de aşağıda olduğuna göre ee, bu son rapor bu olması gerekir. Suudi Arabistan'la başlıyor. İyimsermiş insanlar. Ortalaması da yüzde otuz dünya genelinde. Yüzde oranında da insanlar geleceğinden endişe duyuyorlarmış. Dünya ortalaması. Bu çerçevede Türkiye'yi yüzde seksen ile kötü gösteriyorlar. Bir da Hindistan. Ali Bey insanların bugün topluca yakıldığı oksijen maskesinin dahi bulunamadığı, bırakın hani o oksijen solumak için takılan maske var ya, o cerrahi maske dışında onun bile bulunamadığı, insanların topluca yakıldığı, bütün dünyanın başına Delta varyantı denen yeni bir varyantın salındığı Hindistan da ikinciymiş. Evet. Şimdi ben burada şu tabloda son 6 ülkeyi yazıp tepeyi gösteremeyen Tabii. Karar Gazetesi'ne bir çağrıda bulunuyorum. Bir gazetecilik yapsınlar. Benim bıraktığım yerden onlar yapsınlar. Ben bir iki rapor, 7-8 tane böyle grafik çıkartılmış. 2- üç tanesinde Suudi Arabistan'a en üstte görüyorum. Acaba Suudi Arabistan'dan bir para alıp mı bu grafikler hazırlandı acaba? Onu, o Suudi Arabistan'dan bir para alıp mı hazırlandı? Güzel soru da Türkiye'de kimler para alıyor Suudi yani, Arabistan'dan? O da ayrı bir tartışma yani, konusu. O tartışmayı da yapmamız lazım. Buna rağmen artık bir gerçeği de tabii ki izleyemiyorlar. Korona noktasında da Türkiye'deki insanlar endişe içinde mi? Dünya genelinde nasıl bir endişe içinde ülkeler? Onun da araştırmasını yapmışlar. Türkiye endişe duymayan sıralamasında üçüncü sırada. Yani Türk halkı ben koronayı bir tehdit olarak şu dakikadan sonra artık Temmuz ayı itibariyle görmüyorum deme noktasına gelmiş. Türkiye'nin dışında Almanya'sından Fransa'sına kadar Onlarca batı ülkesindeki devletlerin halkları ben koronayı tehlike olarak görüyorum diyor. En azından Türkiye'den, Türk halkından daha fazla endişeleniyor. Onu da şeye bağlayacaklar. Biraz detaya girin, biraz konuşun. Sağlıkçıların. Yok yok yo, hayır hayır. Diyecekler ki e, Türk halkı cahil diyecekler tırnak içine. Cahil olduğu için bu meseleleri de dert etmiyor zaten görüyorsunuz. Diyebilirler. İşimiz zaten Allah'a kalmıştır nihai noktada ama öyle bir de saygısızca o ifadeyi kullanmak var. Bizi biz öyle bir saygısızlık yapmayız ama o ifade üzerinden de kalkıp algı üretebilirler. Dolayısıyla korona noktasında da Türkiye'nin daha düne kadar öldük, bittik, mahvolduk. Türk Tabipleri Birliği'nin yaptığı açıklamaları hatırladığımız zaman yoğun bakımda yatacak ...hastalar için yatak kalmadı artık Fatih Altaylı'nın açıklamalarını hatırlarsak... ...Türkiye ölüyor, bitiyor şeklindeki algı operasyonlarını hatırlarsak... ...Türkiye evet. artık işte onu da, da verdiği arkadaşlarımız... Korona tablosu, kaygı işte, korona, tablosu koronanın. E, Temmuz 2021'in dünya ülkeleri genelinde Türkiye Macaristan'dan sonra üçüncü sırada... %22 oranında ama tehlikedir, tehdittir diye Malezya'da, Japonya'da korkuyor insanlar. Japonya'daki insanlar %59 da endişeliyim diyor. Güney Kore'den, Avustralya'dan, Peru, Brezilya vesaire devam ediyorlar. Dolayısıyla bu tabloyu da kısmen vermiş karar. O noktada da haklarını yemeyelim ama bu tabloyu çok net olarak da kamuoyuna aktarmaları gerekirdi. Evet. Şimdi birinci tablo Batı'nın ve Türkiye'deki elemanların işine yarıyordu. Bu tablo Türkiye'nin işine yarıyor. O yüzden o tabloyu vermiyor. Birinci tablonun son basamağını veriyor. En baştaki basamağını da vermiyor. İzliyor. Şöyle düşünün. Siz hangi yarışma olur da, siz yarışmanın sonuncusunu duymak istersiniz. Sonuncu da şunlar geldi. Önce bir birinciyi açıkla, ikinciyi açıkla. Biz diyelim ki şu koşudan da birinci ve ikinci buydu. Sonuncu da hadi Türkiye'de buydu diyelim. Siz rakip takımın skorunu vermeden kendi skorunuzun kötülüğünden bahsediyorsunuz. Rakip takımın skorunu verirse anketin inandırıcılığı kalmayacak. Hani o Mustafa Kemal Çiçek'in Türkiye'deki anketçiler için söylediği var ya işte onun globali olduğu yani küresel boyutta olan anket şirketlerinin Suudi Arabistan'dan nasıl beslendiği ortaya çıkacak. her şey Türkiye'de kötüye gidiyorsa affedersiniz Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamını Temmuz ayında nasıl yakaladı Türkiye? Yani azıcık bir düşünsünler ya. Eğer Türkiye'de her şey kötüye gidiyorsa, her noktada olumsuzluklar varsa, ki hangi gazeteydi? Bir tanesi karar mıydı? O yine şunu da söylüyor. Evet karar gazetesiydi. Son bir yılda 3 milyar dolara çıkmış yeşil meyve sebze. Hemen karar gazetesi İhracat. sağ köşesi. İhracat. Ya şimdi kardeşim her şey kötüye gidiyorsa çiftçilik öldüyse, bittiyse mahvolduysa, her şey kötü her şey kötüyse nasıl olur da 3 milyar dolara ilk defa bir rakam yakalarsınız siz. Orada da yani şunu söyleyecekler. Biliyoruz artık ezberledik bunların söylemlerini. İşte para etmiyor. TL para etmediği için çok ucuza alıyor Avrupalılar bu yeşil meyveyi, sebzeyi. Dolayısıyla onun için ihracat da... iyi güzel de kardeşim çiftçi üretemiyordu hani. Yapamıyordu. Limonda rekor kırılmış. Yerli limon Hasan'a ekşi. Hansa tatlı diye başlık atıyor. Karar gazetesi. Haberin içinde de kendisini tekzip ediyor. Bir anlamda demek ki çiftçi satabiliyor, malını satabiliyor. E bunu da vermek zorunda kalıyor işte. Lira'nın döviz karşısında demiş zaten. Ben tahminen söyledim ama zaten onlar o yaklaşımı göstermişler. Ya bu da başarı değil diyor aslında. Baş, başarı değil. <laughs> ya başarı ne değil. yaparsanız yapın aynı o evliya denizin üzerinde yürüyor. Yüzme bilmiyor kardeşim bu diyor. Yüzme bilmediği için denizin üzerinde yürü. E sen de yürü kardeşim. Şimdi burada da söylüyorum. AK Parti'den önceki iktidarlar da ne yapıp yapıp ihracatını 3 milyar doların üzerine çıkarsaydı hadi bakayım. 200 milyar toplamda da 200 milyarın bir ayda 200 milyar pardon bir yılda toplam olarak son 12 ayı baz aldığın zaman bir yıllık tabloda 200 milyar doları aşsaydılar da göreyim ki Temmuz ayı rakamı da aylık bazda da rekor kırdı. Haziran ayında da rekor kırıldı. Hem de koronadan yeni yeni kurtulduğumuz aylar itibariyle bu rekor üstüne rekorları kırıyor Türkiye. Ama adamlar diyorlar ki 50 lira döviz karşısında değer kaybettiği için ya kaybettiği zaman ne olacak? Senin girdin de artacak demektir. Girdin arttığı zaman yani alırken ucuza alıp da satarken herhalde e, pahalıya satıyor değilsin. Sonuçta gübre diyorsun şu kadar iki misli oldu diyorsun, üç misli oldu diyorsun. Hayır, her şey. Girdin başlıyor. de demek ki? Tabii. Sen de başka ülkeden. Dönüyor. Çarp dönüyor eğer bunu. Evet. Şu limonu, sen de başka yerden ithal edip de kasaya koyup yerli limon diye satmıyorsan, demek ki üretebiliyorsun bunu... Çarp dönüyor demektir. Dolayısıyla rekor da kırıldığına göre işler dediğiniz gibi en azından biz biraz mütevazi olalım çünkü sonuç itibariyle... Tarım Bakanlığından da beklediğimiz birçok açıklama var bizim. Yani bunların bu tür e, saygısızca açıklamalarını, yıpratma politikalarına karşı gerçekten ciddi Halep cevaplar o, onu verilmiyor. Bekliyoruz. Hem ciddi cevaplar verilmiyor hem yurt içerisinde birileri bir şeyi tersine döndürmek için. Bak dolar sabit kalıyor. Dolar sabit kaldığı halde gidin market fiyatlarına geçen ayla bu ayı bazı ürünlerde mukayese edin. Ne arttı da ne değişti de ne girdi maliyeti yükseldi de siz bu fiyata 1 lira daha koydunuz. Geçen gün marketçi dert yanıyor. Abi diyor ki abi şeyi alıyorlar diyor. Ee, bir bakıyorsunuz diyor ya diyor fiyata diyor 50 kuruş zam koymuşlar. Hiçbir şey değişmediği halde bu ülkede her şey stabil olduğu şu an halde ya da gramajı çalmışlar. Bir bakıyorsunuz 1000 gramlık ürün 900 grama 850 grama kademe kademe düşüyor diyor. Yani Tamam, bu çalışıyor. dakikadan sonra artık gümrük e, ticaret bakanlığı da tarım bakanlığı da bu konuların artık üzerine gitmesi gerekir. Bu işin şakası yok. İşte sizi oyalıyorlar Ali Bey. Bakın istiyor, yani gümrük şimdi ticaret şey bakanı nerede? Bizim e, tarım bakanımız nerede? Günlerdir orman, orman yangınıyla mücadele ediyor. Şimdi dönüp bakıyorsunuz sizi o kadar farklı şeylerle meşgul ediyorlar ki dönüp tekrar bununla ilgilenmekte bile zor. Yangınla tabii mücadele etmesi gerekir o vazifesi de kalkıyorlar uçak nerede diyorlar. Dolayısıyla lüzumsuz yere o uçak Bak vardı yoktu mevzusuyla Yeni, oyalıyorlar. Şu, şu mesele iki sene önce kendisine profesörüm diyen Türkiye'nin de anlış anlı üniversitelerinde her ne hikmetse özel üniversitelerinde koltuk kapan zatı muhteremlerden biri kalktı dedi ki Sosyal medyada robot videoları yayınlayarak takipçi kasan, zat-ı muhteremlerden biri dedi ki, devlet döviz hesaplarına el koyacak dedi. İki sene geçti üzerinden bu olayın, bu yalanın, bu iftiranın üzerinden. Hatta Bakıyorsunuz, üç sene. Çok iyi, iyi, çok, çok iyi hatırlıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle mahalli seçimler arasındaki dönemde Doğru son bir can havliyle bir meyve sebzede çok aşırı zamlar yapmışlardı bir de dolarda ciddi operasyon yapmışlardı. O ciddi operasyon sırasında da vatandaş dolarla ilgili yaklaşımında da bir belirsizlik oluşsun diye Geleceksin. el Herkes koyacaklar. Bankalara koşup tüm toplasın. 28 Şubat'ta İslami Finans Bankalarına çekilen operasyonun bir benzeri Türkiye'deki bütün bankacılık sistemi ben faizli bankaları savunacak değilim ama Türkiye'deki sistemi çökertmek için evet. bir şey yaptılar. Yine çıkartmış işte kurt puslu havayı sever misali. Bu kim dönüp bakıyorsunuz zaten muhterem son bir dakikamızmış. Eski Merkez Bankası Başkanı Rüştü Saraçoğlu mevduat sahipleri ve yabancı yatırımcıları panikletmek için doların Türk Türk bankalarının tutar dolarını Türk bankalarında tutanların hesaplarına el konulacağını ima etti. Şunu demiş: "Türk bankalarında, Usa hesaplarına yani dolar hesaplarına güvenenlere alkışlıyorum. Neden derseniz cesaretlerinden dolayı." demiş. Hemen Yeni Şafak gazetesi vermiş demiş ki altından ekonomiyi hedef alan Saraçoğlu 1942'de varlık vergisiyle azınlıkların mallarına el koyan dedesi Şükrü Saraçoğlu döneminin hala devam ettiğini zannediyor bu zaten muhterem demiş. Evet kendisini nereden tanıyoruz? O malum 2001 krizinde kendisi dolardan Türk liraya, Türk lirasından dolara geçiş yapıp o %70, %80 seksen devalüasyon olduğu zaman oturduğu yerden para kazanan bir Merkez Bankası Başkanı kendileri. Dolayısıyla şimdi de böyle bir algıyı yapmasında herhangi bir kendisi açısından bir beis görmüyor. Ama izleyicilerimiz şuna baksın. Bu söylem var mıydı daha önceden? Vardı. Ardı. Söylendi mi? Söylendi. Peki doğru çıktı mı? Çıkmadı. 3 sene sonra tekrar vizyona giriyorsa baş versinler, anca gidersin desinler. Evet. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle inşallah. Allah'a emanet olun. buluşmak ümidiyle inşallah